Bize şöyle denmiş, ABC üçgeni, yani şu üçgen L doğrusundan yansıtılıyor. İşte şu şekilde L doğrusuna göre yansıması alınıyor ve A üssü B üssü C üssü üçgeni elde ediliyor. Pekala, işte bu bilgiye dayanarak bize bazı sorular soruyorlar. Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu soruların cevaplarını önce kendi başınıza bulmayı denemenizi tavsiye ediyorum sorulan ilk soru a üssü c üssü nedir? Yani a üssü c üssü kenarının uzunluğu nedir? İşte şu uzunluğu bulmamızı istiyorlar. Peki bunu nasıl buluruz? Burada fark etmemiz gereken en önemli şey yansımanın düzlemdeki dönüşümlerden biri olduğu. Düzlemde dönüşümler diye de yazalım. Peki bu ne demek dersiniz? Şöyle ki birbirine karşılık gelen noktalar arasındaki uzunlukların değişmediği bir dönüşümden bahsediyoruz. Mesela üçgen gibi bir şekil söz konusuysa dönüşümden sonra açı ölçüleri değişmeyecek, çevresi değişmeyecek ve alanı da değişmeyecek. Bu durumda burada birbirine karşılık gelen noktalar arasındaki uzunluğun değişmeyeceği bilgisini kullanacağız. Yani A üssü ile C üssü arasındaki uzunluk A ve C arasındaki uzunlukla aynı şey olacak. Şöyle yazalım. A üssü C üssünün uzunluğu A ile C arasındaki uzunluğa eşit olacak ve bu da zaten bize şurada söylenmiş. Bu üçgende A üssü C üssüne karşılık gelen kenar bu. Uzunluğu da 3 olarak verilmiş. Böylece ilk soruyu cevaplamış olduk. Belki bu size iyi bir ipucu olmuştur. O yüzden eğer az önce videoyu durdurmanızı istediğimde soruları cevaplayamadıysanız şimdi tekrar videoyu durdurup diğer soruları kendi başınıza tekrar çözmeyi denemenizi öneririm. Bir sonraki sorumuz B üssü açısının ölçüsü nedir? Sorulan açı işte bu açı. Burada da yine aynı özelliği kullanacağız. B üssü açısı diğer üçgende B açısına karşılık gelmekte. Yansıma şeklinde düzlemde dönüşüm geçirmiş. Bu arada yansıma değil de öteleme ya da dönme şeklinde bir dönüşüm olsaydı da bu durum aynen geçerli olurdu. Demek ki B üssü açısının ölçüsü B açısının ölçüsü ile aynı olacak. Peki ama bu neye eşit? Bunu şöyle hesaplayabiliriz. Bu açıya x diyelim. x artı şuradaki 53 derece artı 90 derece. Yani şu dik açının toplamını alalım. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. O zaman hadi x'i bulalım. 53 artı 90 143 derecedir. x artı 143 180 dereceye eşitmiş. Şimdi her iki taraftan da 143 derece çıkaralım. Evet bir bakalım 80 eksi 40 40'dır o halde 80 eksi 43 37 olur demek ki x 37 dereceye eşittir yani aradığımız cevap 37 derece burası 37 derece olduğuna göre o zaman bu da 37 derece olacak. Sıradaki soruda bize ABC üçgeninin alanını soruyorlar. ABC üçgeninin alanı A üssü B üssü C üssü üçgeninin alanı ile aynıdır. Bu durumda cevabı bulmanın birkaç yolu olabilir. A üssü B üssü C üssü üçgeninin alanını bulmaya çalışabiliriz. Bu uzunluğun 3 olduğunu ve bunun bir dik üçgen olduğunu zaten biliyoruz. Veya başka bir yoldan gidersek bu uzunluğun yani A üssü B üssü kenarının uzunluğunun 4 olduğunu bildiğimize göre AB kenarının da 4'e eşit olduğunu söyleyerek ilerleyebiliriz. Özellikle bu bir dik üçgen olduğundan bu üçgenin alanını bulmak oldukça basit. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani çarpı 1 bölü 2'den bunu hesaplayacağız. Bu durumda alan 1 bölü 2 çarpı taban yani 4 çarpı yükseklik yani 3 olacak ki o da 12 bölü 2 yani 6 birim kareye eşit. Ve son olarak da şu sorumuz var. A üssü, B üssü, C üssü üçgeninin çevresi nedir? Aslında burada bu hipotenüsün uzunluğunu bulmak için Pisagor teoremini kullanabiliriz. Dönüşüme dair bilgilerimize dayanarak uzunlukların aynı kaldığını ve buranın ölçüsünün 3 olduğunu biliyoruz. Bir kenarı 3, bir kenarı da 4 olan bir dik üçgene sahipseniz hipotenüsün 5 olduğunu zaten hemen anlayabilirsiniz. Bu bir 3-4-5 üçgeni. Ya da Pisagor teoremi de dediğim gibi kullanabilirsiniz. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. hipotenüsün karesine eşittir deriz. 3'ün karesi artı 4'ün karesi 9 artı 16 yani 25'tir ve 25 hipotenüs'ün karesine eşittir. Bu durumda buradaki hipotenüs 5'e eşit olur. Fakat bizden istenen hipotenüsün uzunluğu değil. üçgenin çevresini bulmamız istiyorlar. E o da 4 artı 3 artı artı 5 yani 12'ye eşit. Bu üçgenlerden her ikisinin de çevresi 12'ye eşit çünkü biri diğerinin düzlemde dönüşüm sonrası oluşan görüntüsü. O yüzden aynı çevreye ve aynı alana sahipler. Üçgenlerin her ikisinin de çevresi 12, üçgenlerin her ikisinin de alanı 6. İşte hepsi bu.